Sivas'ta çobanlıktan elde ettiği birikimle besiciliğe başlayan girişimci Sedat Arslan, daha sonra Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu'ndan alarak kurduğu Büyükbaş Hayvan Çiftliği'nde patron oldu. Sivas'ın Zara ilçesinde Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu'ndan aldığı hibeyle Büyükbaş Hayvan Çiftliği kuran 20 yıllık çoban Sedat Arslan işinin patronu oldu. İlçeye bağlı Sedille köyünde küçük yaşta başladığı çobanlıktan elde ettiği birikimle besicilik yapmaya başlayan 37 yaşındaki Arslan, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu'nun desteklerinden yararlanmak için 2 yıl önce proje hazırladı. Aslan'ın Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu'na sunduğu 1 milyon 86 bin liralık Büyükbaş Hayvan Çiftliği projesi kabul edildi ve 756 bin lira hibe desteği sağlandı. Kendisinin ve annesinin 20 büyükbaş hayvanını da sermayesine ekleyen Arslan, 2 yıl önce kurduğu hayvan çiftliğiyle girişimcilik başarısına imza attı. Kurduğu işletmeyle ilçedeki diğer vatandaşlara da örnek olan evli ve 4 çocuk babası Arslan, 15 yaşındayken köylerindeki ve civar köylerdeki büyükbaş hayvanların çobanlığını yaptığını söyledi. Çobanlıkla uğraşırken para biriktirdiğini ve 10 büyükbaş hayvan satın aldığını anlatan Arslan, işini daha da büyütmek için Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu'na 1 milyon 86 bin liralık proje sunduklarını, bunun 756 bin lirasının devlet tarafından hibe edildiğini söyledi. Günlük ortalama 700 litre süt aldıklarını ve hedeflerinin 1,5 ton olduğunu aktaran Arslan, sütü Amasya'da bir fabrikaya sattıklarını belirtti. Sivas İl Koordinatörlüğümüzde hayvancılığa teşvik verdiğini duyduk ve Sivas İl Koordinatörlüğüne başvurduk. Ve projeyi sunduk, projemiz onaylandı, gerçekleştirdi ve inşaata başladık. Bir yıl içerisinde inşaatımızı bitirdik ve hayvan alımına geçtik. Aile şirketi, eşim ve annem sahamla ilgileniyor, sahım konusunda, otomatik sahamla. Çocuklar traktörle yemleme yapıyorlar. Kendimiz arazide kaba yemini temin ediyoruz, çalışıyoruz kendimiz ailece. Daha önceki eski işletmemizde 2 kova, 20 litre süt alıyorduk. Günlük 700 litre kadar ortalamamız var şu an, süt ortalamamız. Hedefimiz bunu 1,5 tona çıkarmak. Hayalimizde böyle işletmeye hayal edemiyorduk. Fakat gezdik, gördük, böyle işletmeleri gördük ve biz de yapabiliriz diye karar aldık ailece. Yapabiliriz diye kararımızı verdik. İPART'tan böyle bir işletme yaptık. Şu anda da kendi işimizin patronu oldu.